Günümüzde test uzmanlığı artık her yerde aranan bir yetkinlik, bir uzmanlık. Baktığınız zaman aslında bu Agile projelerle birlikte ayrı bir test uzmanı, test mühendisinden öte artık test yetkinliklerini herkesin bilmesi gereken bir hale durmada geldi. Bu ne demek? Şimdi ISO 2000'in Foundation Level eğitimlerine baktığınız zaman ya da sertifikasyonlarına baktığınız zaman dünyadaki trend şu: sadece test uzmanı olacak kişilerin değil de aynı zamanda yazılım geliştiricilerin, iş analistlerin, proje yöneticilerin, product owner'ların, scrum master'ların, kalite yöneticilerinin, hatta C-level yöneticilerin bile bunları bilmesi gereken yetkinlikler olduğunu görüyoruz. Bu anlamda test uzmanlığı ve onun içeriği çok kıymetlenmiş durumda. Geçmişle karşılaştırdığımız zamansa olay daha da detaylanmış. Alt kırılımlar çıkmış durumda. Nedir bunlar? İşte günümüzde artık çok talep edilen bir performans test uzmanı, bir kullanabilirlik test uzmanı, bir test otomasyon mühendisi ya da software development engineering test dediğimiz test otomasyon kodu yazabilecek yetkinlikte yazılım geliştiricileri, bir güvenlik test uzmanı, bir test verisi hazırlama uzmanı gibi alt kırılımların çıktığında görmekteyiz. Bu ne demek? Sektör sadece yatayda değil, dikeyde de ne yapmakta? Derinleşmekte, alt kırılımlar, alt kalemler çıkmakta. Ayrıca pandemiden sonra özellikle uzaktan çalışma, remote working'in iyice yaygınlaşmasıyla uzaktan test kavramı da günümüzde çok fazla artmış durumda. Bu da şu anlama geliyor: eğer bu yönde kariyer yolunda ilerlemek isteyenler varsa sadece Türkiye'de değil, oturdukları yerden, bu herhangi bir yer olabilir, yurt dışına, dünyaya proje yapabileceklerini de gösteriyor. Bu anla baktığımız zaman hem sürekli kıymetlenen hem de getiri olarak artan bir kariyer yolundan bahsedebiliriz.